Herkese merhabalar. Bugün güncel bir konuyu daha ele alacağız. Sosyal güvenlik konusunu ele alacağız. Yanında çok değerli bir konuğum var. Sosyal güvenlik uzmanı Şevket Tezel. Şevket Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. <laughs> Şimdi müsaitseniz hemen e, şu buyurun. emekli maaşlarında bir değişiklik oldu. Her evet. sene değişiklik oluyor ama bu sene 2022'de marjinal değişiklikler oldu. Evet. Denildi ki 4A, 4B emeklilerin en düşük maaşı 2500 lira oldu. Evet. Daha doğrusu oldu mu? Top sizde buyurun. Evet. Şimdi e, sosyal güvenlikte emekli aylıkları e, en önemli konulardan bir tanesi. E, sosyal güvenlikte emeklilik yaşı ile beraber emekli aylıklarına 1999 yılında bir darbe vuruldu. Bunun e, en az iki misli ağırlığında, 3 misli ağırlığında bir darbe de 2008 yılında vuruldu. Bir dakika güncelleme değil darbe olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yani, bunu? Evet. Ev, ev, evveliyatına geçmek istiyorum. Yani or, oradan geleceğim dediğin sorduğun soruya. Ee, bu değişiklikler, özellikle 2008 yılındaki değişiklik, e, güncelleme katsayısında ve aylık bağlama oranındaki değişiklik, aylıkların e, giderek daha öz olarak e, düşük bağlanması, giderek daha düşük bağlanmasına yol açtı. Çünkü zaten çalışanlarımızın primleri yaklaşık %45'i asgari ücret üzerine ödeniyor. Böyle ödenen e, primler dolayısıyla, e, aylık formülasyonlarında etkisiyle maaşları giderek düşüyor. Bunu e, ön almak amacıyla e, siyasi iktidar, ee, önce 2019 yılında en düşük maaş 1000 lira olacak dedi. Çünkü 1000 liradan çok düşük maaşlar vardı. Ee, hemen ertesi yıl 2000 yılında pandemi başlayınca Pandemi ile mücadele önlemleri arasında sıkıştırılan bir maddeyle En düşük emekli maaşı bu sefer 1500 olacak dendi. Ve e, geçtiğimiz yıl iki yıldaki O büyük e, devalüasyon e, andıran e, bu e, konjonktürel değişiklikler e, nedeniyle e, paranın değeri giderek düşünce emekli maaşlarında giderek düşüyor olmasından dolayı hani öz olarak düşüyor olmasından dolayı bu sefer bin lira bir e, ekstra e, Gün, ilave ile güncelleme güncelleme e, 12.500 yaptılar. E, ancak maaşlar aslında 2500 olmuyor tabii ki yani normal maaşınız sizin örneğin 1400 lira ama 1500 lira alıyorsunuz şimdi 2500 alacaksınız ama o gelen gelecek zamlar bundan sonra Temmuz 2022'de işte Ocak 2023'te gelecek zamlar e, bu 2500 lira değil de 1400 liraya uygulanacağı için e, birkaç zam boyunca aynı maaşı alabilecek önemli sayıda sigortalı. Ki Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine göre 1 milyon 600 bin kişi var böyle. 2500 liradan az maaş alan. Ki bugün asgari ücretin de 4253 lira oldu bir zamanda 2500 lira bile zaten çok komik rakamlar, çok cüzi rakamlar evet. oluyor. Bir de bu zamlar gelince hani her zamda güncelleme tabiriyle beraber kullanılıyor. Aslında emekli maaşlarına bu uygun çünkü eee Ocak ve her Ocak ve Temmuz'da e, siyasi iktidar kim olursa olsun ağzını böyle açmasa zaten tü, TÜİK o tüfe rakamlarını ilan ettiğinde geri dönük 6 aylık tüfe rakamlarını ilan ettiğinde e, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yasa gereği 5500 olsa yasa gereği zaten otomatik olarak o 6 aylık e, tüfe farkını emekli maaşlarına yansıtması gerekiyor. Asıl güncelleme aslında buna daha uygun düşüyor. E, ama bunun dışında ekstra bir zam beklentisi oldu tabi. E, fakat bu e, şu anda e, karşılanmadı. Sadece e, 6 aylık tüfe farkı %25,48 ya da 47 e, olarak da telaffuz eden var. E, oluştuğu için e, bu 6 aylık e, tüketici fiyat endeks değişimindeki bu oran kadar emekli aylıklarının artırılması e, doğal olarak yasal yasa gereği yürürlüğe girmiş oldu ve şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu da bunları hesaplıyor şu anda. E, aylık sisteminde buna göre e, düzenlemeye çalışıyor. Bunu 4A ve 4B'liler için yani SSK'lar işçi ve esnaf için söyleyebiliriz. Doğru evet, mu? doğrudur. Evet. Peki geçerlik süresi ne zaman? 1 1 2022 mi? E tabii 1 1 2022'den geçerli. E, bu maaşlar e, %45,48 oranda eee 25,48. 25,48 oranda artırılması gerekiyor. Sonraki dönemlerde de 6 ayda bir değil mi? Yani tabii. Ocak ayında ve Temmuz ayında biz Temmuz'da eee TÜİK'in açıklayacağı rakamlara göre bakacağız evet. değil mi? Evet. Evet, TÜİK Temmuz ayında e, 2022 yılının Ocakla Haziran ayları aylar arasındaki Tüketici Fiyat Endeksindeki Değişimleri e, Tespit Edecek Bunda 3 e, Temmuz Eğer Hafta Sonra Gelmiyorsa e, 3 Temmuz Günü Açıklayacak Onu Açıkladığında Bu Sefer e, Bu 6 Aylık e, Endeks Değişimi Kadar Bir e, Emekli Maaşlarında Güncelleme Gelmiş Olacak yani Bir Zam Yapılmış Olacak Memurlarla Memur Emeklilerinin Zammı Bundan Ayrı Çünkü e, onu da Bir bir kısa Karışıklık Olarak Algılanıyor Ama Aslında e, Doğru Onun Kaynağı Şu Eee Memurlar, çalışan memurlar kamu görevlileri hakem kurulu kararı gereği e, zamlarının bir kısmını e, bu hakem kurulu kararına göre peşin alıyorlar. E, mesela e, geçen 2021 yılı Temmuz ayında %3 almışlardı. O aldıkları 8.45'in içinde 3'ü 3 puanı e, kamu görevli hakem kurulu kararı gereği gelmişti. Şimdi o 3 rakamını bu zamda iade ediyorlar. Yani 25-48'in işte 3 puanı iade oluyor. Ee, ama e, yine yeni hakem kurulu kararı gereği 2022 yılı Ocak ayından itibaren de %5 öngörüldüğü için o e, bu sefer 3 çıktı 5 girdi. Bu sefer 2 puan fazla gibi. Bir de burada e, Sayın Cumhurbaşkanı e, işte orada bir şey dışına çıktı. E, normal... E, çizilmiş zam çerçevesinin dışına çıktı. Dedi ki hükümet olarak biz biz 2022 yılı ocak ayında memurlar için %5 değil de %7,5 oran uygulama kararı aldık dedi. Bu da ekstra bir 2,5 zam gibi alındı ama doğrusu o mu? O da değil. Çünkü memurlar bu aldıklarını aslında ödünç gibi alıyorlar. Şimdi o memurlar bu sefer Temmuz ayında 5 puanı Alacaklar zamdan düşüreceklerdi şimdi yedi buçuk düşürmüş olacaklar. Yani burada 2,5 puan daha onlar destek gibi oldu. Sadece 6 ay enflasyon yaşamadan önce bunları almış olma yanlarında kar kalacak. Bununla ilgili yasal düzenleme şu an mecliste plan bütçeden geçti. Ve genel kurul gündemine geldi. Hem en düşük SSK ve Bağkur maaşlarının 2500 olarak ödenmesi aslında 2500 yapılması değil de 2500 TL olarak ödenmesi yönündeki yasayla e, memurlar ve memur emekliler için iki e, %2,5'luk bu ilave yani kamu görevi hakam kurulu kararı gereği %5 uygulanması gereken zamın 7,5 olarak uygulanması yönündeki düzenlemede yine aynı aynı kanun kapsamı içerisinde bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde yani henüz yasalaşmadı. 2500 lira net e, asgari en alt seviyede 2500 lira maaş alması 4A 4 bden evet. henüz yasalaşmadı. Yasala, Doğru mu? Yasalaşacak mı? ama yani yasalaşacak. yasalaşacak. Tamam. Evet. 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 Öteki de yasalaşacak. memurların bu zamların işte bir kısmının önce bir kısmını sonra alması nedeniyle o rakamda zam oranı halkın algıladığı gibi 3-%5 gibi olmuyor da e, orada eğer bu kanun çıkarsa e, memurlar bu Ocak e, Temmuz arasında yüzde 30,95 zam kullanmış olacaklar memur ve memur emekleri, emek sandığı emekleri. E, SSK ve bağ kurullarda yüzde 25,48 zam almış olacaklar. E, tabi memurların e, burada şu nokta soru işareti olarak akla gelebilir. Neden 2500 lira memurları kapsamıyor? Çünkü memurların 2000 Bu 5510 sayılı kanun 2008'de çıkan kanun aslında 2006'da çıkacaktı ama 2006'da çıkmamasının nedeni tam yürürlüğe girmesinin 2 gün kadar anayasa mahkemesinin o tarihte 2006-316 31 günlük resmi gazetede yayınlanan iptal kararıyla iptal etmesi sadece memurlara bakan yönüyle iptal etmesi nedeniyle bu kanun 2 sene sonra yürürlüğe girdi. O nedenle 2008 yılına kadar 15 Ekim 2008'e kadar bir şekilde emek sandığı iştirakçısı olmuş. Bundan evvel memur olmuş. Yedek subay askerlik yapmış. Ya da e, e, vekil öğretmenlik yapmış. E, bu kişiler e, hepsinin... Emek ve 5434 sayılı Emekli Sandık Kanunu, kaynakların hakları korundu ve 5434 sayılı Emekli Sandık Kanunun çizdiği çerçeveye göre, bugün bu yasa çıktığında da şu bugün 4189 olsun ama bu meclisteki yasa çıktığında 2022 yılı Ocak ve Temmuz aylarında zaten en düşük emek sandığı emekli aylığı 4.240 lira olacak. O yüzden onları o etkilemiyor. 2.500'e ihtiyaçları yok. Evet. Anladım. O soruyu da soracaktım. Siz evet. anlatımınızda bunu da cevaplamış oldunuz. Peki. Yani Bekleniyor yani. O zaman yani ee, memur emeklileri de kamu çalışanları kamu emeklileri de %25.47'nin üzerinde ilave puanlarla 2020'ye başlayacaklar. 30.95'le başlayacaklar evet. 30.95. Evet. 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 Temmuz'u bu değişecek tabii ki de. Temmuz'da, Temmuz 2020 e, değişecek. Tabii. Temmuz'da işte 7.5 alırsa eee mesela diyelim ki Temmuz ayında enflasyon yüzde %20 oldu. Eee işte o, o tarihte e, ne öngörüyorsa hakem Kurulu kararı gereği mesela o 7 yedi öngörüyorsa 7'yi verecek ama bu arada 7.5 verdiğinde geri alacak. O e, o şekilde e, mahsuplaşmış gibi gibi olacaklar. Anladım. Var. Peki dul ve yetim aylıklarında ne gibi bir gelişmeler var? Şimdi bu... Bunlardan bu, farklı bir grup. en düşük e, En düşük e, tabii o, dul yetim aylıklarında e, ayrı bir taban aylığı e, uygulaması var. E, ama yine de özellikle 2000'den sonra e, giren birinin ölmesi halinde ondan dolayı bağlanacak aylıklar e, tabii bir düşüklük olabiliyor. E, bu en düşük aylık 2500 e, kavramının dul yetim aylıklarına getirisi doğrudan aynı şekilde değil. Yani onlar da dul yetim olarak en düşük 2500 alacaklar değiller. Onlar da hisseler oranında. Örneğin bir sigortalıdan dolayı, ölen bir sigortalıdan dolayı bir eş ve bir çocuk maaş alıyorsa, alıyorsa eğer eş %50, çocuk %25 alıyor. Dolayısıyla onun maaşı da 2500'ün yarısı 1250'den az olmayacak. Çocuğun maaşı da 625 liradan az olmayacak. Tamam yani aynı algoritma onlar için de var. Evet. Hisseler oranında dağılacak tabii. Da. Evet. Gene de 2500'ün altında kalmayacak. Onun hissesi oranında neyse onu alacak evet. Yani. Evet. Ama baz alacağı rakam asker olarak 2500. Evet. Yani 2500'ün altında olmayacak. Evet. Doğru. Güzel.